Evet, herkese merhabalar. Hemen Nedim Şahin pilav ustası. Hadi Nedim, yap numaranı, başlayalım. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün pilav üstü Sivas kavurma yiyeceğiz. Amanın, iyi. Haftalar nerede, şundan yok mu başka? Evet, evet efendim. Bir dakika. Bugün bu program kaçmaz. Nasıl pilav olur göreceğiz. Az sonra. Göreceğiz az sonra. Kaçmaz pilavın bütün incelikleri. Pilavın püf noktaları. Püf noktaları. Tane tane pilav nasıl yapılır? Beyaz pilav nasıl yapılır? Böyle iyice beyaz, onu da anlatacak mısın? Onu da birazdan anlatacağız. Evet, birazdan. Pilavlarda neler yapacağız mesela Nedim Usta bugün? Bugün baruthane pilavı yapacağız. Evet. Tane tane pilav nasıl yapılır? Pilav lezzetli nasıl olur? Bugün bütün püf noktalarını burada anlatacağız. Ya çok güzel, harika. Yani şurası öyle bir... Ben dedim ki pilav yapacağız deyince hani bunları anlamamışım. Tabii bunlar pilava arkadaş şeyler değil mi? Evet, nohutumuz burada. Ya, nohut var. Kuru fasulyemiz. Yayın öncesi ben bugün diyete başladım. Biraz protein ağırlıklı gideceğim. Şöyle şundan bir tadına baktım. Şöyle 2-3 çatal evet. aldım. Vakit Sivas de yoktu. Kavurmamız. Sivas kavurma. Yani tadına doyum olmuyor. Afiyet Ellerinize olsun sağlık. Afiyet yani olsun. Sanki evde yapmış gibi. Çok teşekkür ederim. Anne lahanaları, dolmaları falan. Lahana sarmamız, yaprak sarmamız, fırında kaz, fırın but, fırın hindi but, patlıcan musakkamız, pilavımızın yanında olmazsa olmazlarımız, Arnavut ciğerimiz, but sotemiz, hindi sote ve burada da beşamel soslu baruthane kebabımız. Şimdi, evet. Hadi o zaman başlayalım. Şey gördüm akşam derslerime çalışırken, 1 kilo pirinçten yapıyorsun pilavı. Burada programda 1 kilo pirinçten yapacağız. Tamam. Evde de zaten 500 gram, 1 kilo civarı yapıyorlar ama biz yaptığımız zaman... 2 su bardağı yaparım ölçümü. Biz de evet, kalabalık fark etmiyor. Olunca... Hemen hemen 1 kiloysa 2 kilo oluyor. Ay, 2 su bardağı kaç kilo olmuş oluyor? Yarım, su bardağı yarıma yakın oluyor. Yarıma yakın. Biz bugün 1 kilogram yapacağız. Peki. 1 kilogramdan pilav nasıl olur? Bugün tarifini vereceğiz. Aslında bayılıyorum şu hani nohut pilavcılar oluyor. Evet. Seyyar satıcılar. Seyyar satıcılar. Bayılıyorum. Kendilerine bir iş kolu yapmışlar. Şimdi ben sana önce şunu soracağım. Biz evlerde hanımlar mesela 1'e 2 mi koyarsın suyunu? 1'e 1,5 mu koyarsın? 1'e 1 mi? Duymadım da. 1'e 1 mi koyarsın? Şimdi bu pirincimizin cinsine göre değişmektedir. Şimdi Osmancık türü pirincimiz var biliyorsunuz. Siz öyle mi kullanacaksınız? Biz baldo pirinçten yapacağız. Ben de baldodan yaparım. Harika, çok güzel. Biz de baldodan yapıyoruz. Baldo daha gösterişli oluyor. Daha iyi oluyor. Daha lezzetli oluyor. O yüzden baldo tercih ediyoruz biz. Tamam. Tercih etmeyenlere de baldoda 1'e 1 mi? 1'e 2 mi? Nasıl koyar? Baldonun su çekme özelliği daha fazla. O yüzden baldoda biz 1'e 1,5, 1'e 1,25 yapıyoruz. Hani 1'e 1 olmuyor. Çünkü daha fazla su çektiği için. Aa, 1'e 2 yapmaz mısın? Fazla çok, mı? O zaman da baldonun cinsine göre değişiyor böyle. Daha belki tamam. fazla su çekme özelliği olursa Osmancık'ta olur tabii ki. Kaç koyarsın? 1'e 1. 1'e 1 koyarsın. 1'e 1 evet, kesinlikle. Başka ne pilavlar var? Şu günlerde Yasemin pilavı böyle biraz daha böyle şey ya. Evet. Yasemin evet. Onlar fazla biliyorsunuz su Türk mutfağında tercih etti. Evet, fazla kaldırmıyor. Ama şimdi yapıyorlar onu böyle. Evet. Bazı hanımlar var. Ay, ben Yasemin pilavı yapıyorum. Başka da hiçbir şey yapmıyorum. Diyenler de var. Onlar için de söyleyelim. Onlar için de yine birebir. Birebir. Evet, birebir uygun bire görüyorum yani. Mesela kepekli pirinçte, kepekli pirinç yapıyor musunuz? Kepekli pirinçlerimiz de var ama genelde böyle parlatılmış pirinçlerimiz oluyor raflarımızda. İnsanlar da bunu tercih ediyorlar. Parlatıldığı için daha güzel göze hitap ettiği için. Ama kepekli aslında daha sağlıklı. Tabii ama bu parlatılmış ama pirinçleri tercih ediyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Evet, bunlar işte işlemden geçmiş. Peki şimdi suya bastırıyor musun? Bastırmıyor musun? Tabii şimdi ki. Sıcak su koyacak mısın? Hayır. Kavurarak mı yapacaksın? Şimdi öncelikle pirincimizi kesinlikle sıcak suda ıslamıyoruz. Çünkü sıcak suda ısladığın zaman zaten pilav, pirinç pişmiş oluyor. Bak, ben yapıyorum onu. Soğuk suyla, ılık suyla, en fazla ılık suyla. Ha, yapmayalım. Ya, sıcak suyla kesinlikle yatırmayın yani suya. Ay, iyi ki geldin sen bugün ya. Teşekkür ederim efendim. Kaç yılın kadınıyım. Bazen kavurarak yaparım hani soğuk suda. Peki şöyle bir şey derler. Sorayım bunları. Tabii, her şeyi sorabilirsiniz. İyice musluğun altında yıkayın ki içindeki nişastası gitsin gibi bir şey de söylenir biz hanımlar arasında. Şimdi öncelikle ılık suya da soğuk suya pirincimizi miktarına göre tencereye koyuyoruz. Orada bekletiyoruz. Biraz içerisine tuz koyuyoruz ki kendini bırakmasın diye. Daha sonra yarım saat, 15 dakika sonra pirinci pirincimizi güzel bir yıkıyoruz. Suyunu süzüyoruz. Ay, o kadar güzel anlatıyor ki böyle hayran kaldım. Şimdi geldim. Biri geliyor arkamdan aynı bıyıktan. Dur orada kal, cümleni unutma. Stüdyoya girdim. Her yer aynı bıyıklı arkadaşlardan. Arkadaşlarımız burada. Göstereceğiz evet. onları. Evet. Herkes böyle.
burada ama özellik yapmışlar. Osmanlı zamanından biliyorsunuz ki. Fark yaratmışlar, evet, bir şey yapmışlar. Evet. Hoşsunuz. Pirinci yatırdık suya. Yatırdık. Ilık suya. Isladık. Tamam. Bir 15-20 dakika, yarım saat bekledik tuzlu, tamam, suda. Sonra süzüyoruz. Bir daha suyumuzu dolduruyoruz. Bir daha süzüyoruz. Sonra zaten ortalık duruluyor. Sonra kurumaya alıyoruz. Pirincimiz suyunu süzgeçten süzmesi için. Kurumaya biraz bekletiyoruz. O ara tenceremizi hazırlıyoruz. Tereyağımızı hazırlıyoruz. Zeytinyağısa zeytinyağı, ayçiçek yağısa ayçiçek yağını hazır hale getiriyoruz. O an pirincimizi orada. Biraz kurutuyoruz öyle. Tabii biraz suyu çekmesi lazım ki tencerede sıkıntı çıkmasın, yani problem olmasın. Nedim kardeşim, iyi ki geldin. İyi ki varsın. Hanımlar, ne diyorsunuz pilav bilgilerine? Ben bayıldım. Pilav en zor yemektir biliyorsunuz. Pişirilmesi bence de. Teknikleriyle. Bence de. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. O zaman başlayalım. Şu an burada neyimiz var? Burada neyimiz? Burada bütün tavuğumuz var. Tavuk suyuyla biz yapıyoruz. Tavuk suyu çünkü pirince daha lezzet veriyor. Lezzeti hapsediyor içinde. Hem herkes de yiyebiliyor tavuk suyu olduğu zaman. Nedim'ciğim, tavuğu haşlarken içine soğandı, karabiberdi, havuçtu, maydanozlu bir şey koyar mısın? Efendim, bunlar tamamen tercihe dayalı. Havuç zararlı bir şey değil. Soğan zararlı bir şey değil. Tabii ki lezzet vermesi için buraya soğan da atabiliriz, havuç da atabiliriz, patates de atabiliriz. Bunu çorbalarımıza da yapıyoruz biliyorsunuz. Ama biz yaparken yan etkisi olan olur. Biz sadece tavuğu haşlıyoruz. Sadece tavuk yapıyoruz. Tuz atıyoruz. Evet. Tavuk alırken de nelere dikkat etmeliyiz? Biz tavuk alırken bütün poşetli alıyoruz. Yani üzerinde markası olan, ambalajı olan tavukları biz tercih ediyoruz. En azından açık tavuklardan daha iyi oluyor. Ne aldığımızı biliyoruz. Doğrusu. Ve tavuklarımızı günlük olarak tedarik ediyoruz. Evet, bir şey söyleyeceğim. Evet efendim. Efsane bir konu bu bugün. Şimdi sen bunu yıkadın. Evet, evet efendim. Ha, zamanımız olmadığı için biraz beklettik. Şöyle alacağım. Kuruttun. Aha, evet. Bayağı kurutmuş yani. Evet. Bakın. Şimdi bunu kavuracak mısın? Evet efendim. Kavuracağız. Neden kavuracağız? Tane tane olması için. Şimdi pilavı kavuracaksın. Bir kilo pirince ne kadar şey koyacaksın, su? Bir kilo pirince, bu bal da olduğu için 1.25. Bir kilo 250 gram. Yani peki, yani şu ölçü, suyumuzda, biz ölçü yaparız. Yani suyun da buraya şu kadar. Suyun da şurada olacak. Bir parmak geçinceye kadar, evet, ölçüden. Fazla verdiğimiz zaman ne olacak? Lapa olacak. Suyun ayarı çok, çok önemli. Önemli. Yani şöyle söyleyeyim efendim. Diğer yemeklerimiz mesela fasulye yapıyoruz değil mi? Soğanı doğruyoruz, atıyoruz, fasulye içine koyuyoruz, salçasını koyuyoruz. Kapağını böyle açık bırakıyoruz. Gidiyoruz. O kendi kendine kısık ateşte pişiyor ama pilav çok hassas bir olay. Pilavı beklemek lazım mı? Başında bekle. Pişene kadar başında bekleyeceğiz. Beklemezsek doğru sonuç alamayız. Ben hadi, açık konuşuyorum buradan. Koy yağı da. Bir de, evet, şu numarayı yap. Hadi başlasın. Hadi bakalım. Hadi başlasın. Çok güzel yapıyor. Beni alma. Ha, bu değil ama bak, ses, ha, ses tutmadı, görüyor musunuz? Aa, ya? Bugün ne yiyeceğiz? Bugün pilav üstü Sivas kavurma yiyeceğiz. Vay vay vay. Peki şey yesek? Her şeyi yeriz. Olur mu? Nohutada hepsini, uyuyor mu? Hepsini yiyeceğiz. Kaz yiyeceğiz, hindi yiyeceğiz, tavuk yiyeceğiz. Her şeyi yiyeceğiz bugün. Ya, Allah ne güzel verse yiyeceğiz. Şu işine özenen, işinde fark yaratan, böyle düşünen kafalara bayılıyorum. İşimizi seviyoruz, kendimizi seviyoruz, insanları seviyoruz, sizleri de seviyoruz. Pilavı da seviyoruz. Evet, en çok da pilavı. Bizim Türk milleti pilavı çok seviyor gerçekten. Pilav bizim mutfağımızın olmazsa olmazı. Osmanlı zamanından sarayların mutfağında olan bir yemeğimiz. Isındı mı tavam? Oradan geliyor. Evet, ısınmaya başlamış. Koyalım. Evet. Bir şey söyleyeceğim. 100 gram, evet, siz söyle efendim. Sen koy. Ayçiçek yağı. Tamam. İsteyen, tercih eden zeytinyağımız var burada. Zeytinyağlı da yapabilir. Hiç. Yani bu tamamen tercih meselesi. Burada Sivas'tan gelen köy tereyağımız. 150 gram. Bizim tereyağı. Evet, 150 gram da bu. Ne yaptı? 250 gram oldu. Bayağı yağ koyuyoruz. Sadece tereyağı yapmıyoruz. Çok yoğun olmasın diye. Evet. İkisini beraber karıştırıyoruz ki sıvı yağ ekliyoruz. Neden? Pirincimiz biraz parlasın diye. Zeytinyağıyla parlamıyor mu? Zeytinyağı tabii parlatır. Ha. Ama biz bugün böyle, evet, ayçiçek yağı. Ayçiçek böyle yağı. Biraz da zeytinyağı atalım böyle. Oh oh oh. Renk katsın. Evet. Süper. Zaten. Bakın yağına bakın. Ben renginden bu kadar yağ hayatta koymam. Şimdi ben o kadar az yağ koyarım ki. Şimdi pirincimiz, pilavımız böyle pişmeye yakın. Yağın pirincin içinde kaybolduğunu göreceğiz yani. Ben pilav yapmıyormuşum, haşlama yapıyormuşum. Pilavla ilgili bizim ailede bir şey var. Kızlarımın babası Ferhan Şensoy çocukken gece saat 5'te uyanır, bütün evi birbirine katarmış. Pilav diye. Hakikaten evet evet, pilav yani. Onların evinde terme pirinci. Tabii Samsun. Tabii.
Terme pirinci. O da çok özel bir pirinçtir. Evet. Buradan oralara da selam olsun. Osmanlı'ya selam, evet. Samsun'a selam. Hakikaten öyle. Balıkesir'e selamlar, Sivas'a da selamlar olsun. Sen Balıkesir pirinci de kullanıyormuşsun. Gönen Baldo efendim. Gönen Baldo mu kullanıyorsun? Evet, orada Sarıköy var. Orada yetişiyor. Biz direkt oradan alıyoruz. Oradan tedarik ediyoruz ama bizim kullanmadığımız pirinç kalmadı bu meslekte. Bütün pirinçleri kullandık yani. Kullandınız. Evet efendim. Evet, gerçekten çok çok önemli. Şimdi ben pirinç tarlası gördüm. Çeltik tarlası. Çeltik tarlası evet. Gerçekten çok acayip bir şey. O kadar güzel ki çok özenle yetişen, çok görülesi bir şey yani. Ben bu sene biliyorsunuz ben Balıkesir Gönen'deydim, Osmancık'taydım. Kastamonu Tosya'ya gittim, orada sarı kılçık. Kastamonu Tosya'da. O tabii ben bu sene yaz ayında dolandın. Türkiye'yi gezdim ben. Gönen'in etleri de çok güzeldir. Et olayı da Gönen'de. Yoğurdu güzel. Yoğurdu. Höşmerim tatlısı çok güzel. Bana çok yakın Ayvalık'a, evet. Onun için biliyorum. Orada da bizi şimdi, çok güzel ağırladılar. O eridikten sonra bunu... Şimdi yağımız gördüğünüz tereyağımızla beraber sıvı yağımızı kızdırdık. Şimdi pirincimizi kızdırdığımız yağımıza ilave yapıyoruz. Ben böyle tanesini falan bırakmam. Şimdi gördüğünüz gibi... Hakikaten o kadar zor yetişen bir şey ki pirinç... Hani bir pirinç tanesi bile çok zahmetli evet bırakma gerçekten de. Derler ya tabağında kalmasın. Çok doğru. Çok doğru bir şey. Çok doğru efendim gerçekten. Bakın pişirmesi de. Şimdi bunu ne kadar kavurursun mesela? Biz daha büyük tencerelerde yaptığımız için bizim oradaki kavurma süremiz tabii ki doğal olarak artıyor. Biz 45 dakika, 1 saat kavuruyoruz ama burada yaptığımız miktar az olduğu için, 1 kilo olduğu için bunu biz böyle 10 dakika falan içerisinde bu işi bitirmiş olacağız. Biraz da bu kavurma işi sayarımıza bağlı. Tamam. Ateşimiz yüksekse daha hızlı kavurabiliriz yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Burada bizim kıstasımız, evinde pilav yapan hanımların kıstası. Neye dikkat edilmeli burada? Neye dikkat edilmeli? Şimdi lezzetli pilav yapmak için önce pirincimizi iyi seçeceğiz. Orijinal, doğal, organik olacak. Tereyağımız organik olacak lezzetli olması için. Kullandığımız zeytinyağımız veya sıvı yağımız organik olacak. Lezzetlendiren bunlardır. Tamam pilavın yapımı teknikleri tabii daha farklıdır. Şimdi tane tane pilav yapmanın size... Hani şurada kavurmada mesela ben böyle kavururum. Bize bir incelik var mı burada? Tabii ki burada kullandığımız tenceremiz çok önemli. Böyle granit tencere kullanıyoruz. Tahta kaşık kullanıyoruz ki pirinçlerimiz hasar görmesin diye. Böyle işte onun bir taktiği aşağıdan, var mı? Ezmeyeceğiz aşağıdan, değil mi? Evet zaten tahta kaşık kullandığımız zaman pirincimiz ezilmiyor. Böyle aşağıdan yukarı doğru böyle. Böyle kavuruyoruz. Yani çok kolay sanılan fakat hakikaten özen isteyen bir olayı bugün konu ettik programa. Umarım beğenmişsinizdir. Vallahi çok bunun güzel. Açık, daha da öğreneceğimiz şey var. Erkan bize şunun için bir süre ver. Yalnız tavuk şu anda çocukluğuma gittim desen. Çocukluğumun olayı tavuk. Pilav yani hemen hemen her evde bereketlidir. Suyundan çorba yaparız, etlerini didikler, çorbaya koyarız, pilava koyarız. Bayağı olayları var. Hani lades de yapar, evet, evlerde. Şu an buradaki koku beni kaç yaşlarıma götürdü? 10 yaş, 12 yaş, 5 yaş. O zaman gel bugün ne yiyeceğiz? Reklamdan sonra devam ediyor. Hadi bakalım. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün pilav üstü Sivas kavurma yiyeceğiz. Ne zaman? Reklamlardan sonra. Reklamlardan sonra döneceğiz. Oh tavuk suyumuzu da koyuyoruz. Çok sorularınız var ve çok ıslatmayı kaçıranlar, ıslatma bilgisini kaçıranlar olmuş. Hemen öncelikle biz şöyle suyumuzu. Suyu verelim ondan sonra. Evet. Şimdi pilavımız da bundan bir parmak eksikti. Evet. Ya pirincimiz özür dilerim. Aha, şöyle pirincimizi gösterelim bakın arkadaşlar. Pirincimiz kavruldu. Evet. Böyle pembeleşti. Şimdi suyu vereceksin. Şimdi oldum diyor. Bakın böyle. Şimdi suyunu veriyoruz. Aman. Dikkat Erkan. Evet. Suyun sıcaklığı çok önemli. Tamam. Pirincimizin iyi pişmesi için, pilavımızın güzel olması için tenceremiz de pirinçlerimiz de sıcak olacak. Tavuk suyumuz da böyle kaynamış sıcak su olacak. Aksi takdirde pilavımız tane tane olmayacaktır. Şimdi burada bu aşamada da soracağım sorular var. Kısık ateş mi, harlı ateş mi, ağzına bez kapatalım mı, demlenmesi nasıl olacak gibi. Islanmayı bir taraftan bunu karıştırırken ıslanmayı anlattı. En önemli şey ılık veya soğuk suda. Değil mi benim anladığım evet, kadarıyla? Evet, ılık veya soğuk suda. Yarım saat, 20 dakika, 25 dakika bekletiyoruz. Daha sonra soğuk suyla nişastasını alıyoruz. Birkaç defa suyunu alıyoruz ve daha sonra kurumaya bekletiyoruz. Kurutuyor. Yani burada pirinç hani siz şey gibi gördünüz. Hani hiç ıslatılmamış gibi gördünüz. Ben de öyle anladım. Kurumuş nerede? Ama pirinci bayağı bir kurutmuş. Nohutlu pilav. Ortadaki ne pilavı? Yemek kaşığı var mı? Ortadaki. Bulgur pilavımız. Bulgur pilavı. Evet. Öbürü? İç pilavımız. İç pilavımız. İç pilav da çok önemlidir. Sen bir daha gel sırf...
İç pilav yapalım bir gün. Olur tabii ki efendim. Ne kadar tuz koyuyorsun? Bir kaşık, bir yemek kaşığı. Şimdi seyircilerimiz... 1 kilogram pirincimize bir yemek kaşığı tuzumuzu da bu şekilde evet, ilave ediyoruz. Islatmada da tuz kullandık. Tenceremizin kapağını hiçbir şekilde açmayacağız. Ta ki göz göz olana kadar ve suyunu çekene kadar. Bu da püf noktasından birisi. Şimdi ben hızlı hızlı seyircilerin sorularını soruyorum. Tabii efendim. Hemen. Kısa kısa cevaplar istiyorum. Limonu sıkalım mı? Limon sıkalım mı bir iki damla? Limon tamamen tercih meselesi. Şeker koyalım mı? Gerek yok. Gerek yok. Aha. Neydi Aytül başka? Tereyağı ile birlikte zeytinyağı kullanabilir miyiz? Zeytinyağı ile tereyağı aynı kullanılabilir. Kullanılır mı? Ayçiçek yağı, tereyağı kullanabilir. Üçü bir arada kullanılabilir. Süt konulabilir mi? Süt biz koymuyoruz ama koymak isteyen varsa koyabilir yani. Vallahi bakın hiçbir şey koymuyoruz diyor. Şurada pilav tane tane, tane tane pilav olmuş bakın. Hakikaten çok güzel. Yani şu anda sıcak değil bir tek bunlar. Nohutla pilav ne kadar güzel birbirine yakışıyor. Ya çok uyum sağlıyorlar. Gerçekten evet. Birbirini tamamlıyorlar. Biraz Sivas kavurmasından bize bahset. Ben bu kavurmayı çok iyi biliyorum. Bu kavurmanın özelliği nedir? Ben size kısaca şöyle Sivas kavurması hakkında bilgi vereyim. Biz Sivas kavurmasında dana kol kullanıyoruz. Heh. Sadece kol kısmı. But falan vesaire şeyler kullanmıyoruz. Orası daha lezzetli oluyor. Daha güzel oluyor. Onu güzel bir sinirlerini alıyoruz ve kuşbaşı doğruyoruz. Sivas kavurması yaparken hiçbir şekilde tereyağı veyahut da sıvı yağ kullanmıyoruz. Kendi yağıyla kavuruyoruz. Kavurduktan sonra yarım saat 45 dakikadan sonra güzel bir kavurduktan sonra suyunu etin seviyesine kadar suyunu veriyoruz ve kısık ateşte pişiriyoruz. Sonra kontrol ettiğimizde piştiğinde kekik ve baharatlarını ilave yapıyoruz ve afiyetle yiyoruz. Ramazan'da lütfen Aytül beni duyun gelsin evet. Bir Sivas kavurması ve iç pilav. Yapalım evet. Yapalım. Yapalım. Gerçekten hani etlerimizi de güzel bir şekilde yapmış olduk. Her şeyi gösterelim burada. Aynen. Hazırlan. Aşama aşama her şeyi burada. Biz sana söyleyeceğiz. Tamam efendim. Tamam. Tamam. Burada kıyma var. O patlıcan musakkamız. Ha patlıcan musakka. Pilavımızın olmazsa olmazı. Bakın benim pilavın yanına en yakıştırdığım şeylerden bir tanesi. Ben de çok severim. Patlıcan musakka. Bu patlıcanlar hemen aşağıda da. Çevirelim mi? Ya bir çevirsene bir tane. Şöyle bir gösterelim. Bak bak bak. Bugün bak. Ne yiyeceğiz? Bugün. Patlıcan musakkayı yiyeceğiz. Patlıcan musakka yiyeceğiz. Vay vay. Gördüğünüz vay. Gibi. Of of of. Yalnız malzemeleri kıymasını falan bol tutmuşsunuz. Evet efendim. Dükkanda da böyle mi oluyor bu iş? Geldiğiniz zaman her şeyi burada gördüğünüz gibi her şey. Bu bayağı iyi. Bunu bir tabakta aynı tabakta mı servis etmeliyiz evde? Pilav ve şey yan yana mı olsun? Lezzetler biz üstüne mi koyar? Biz pilav üstü severiz bilirsiniz yani. Evet. O yüzden üstüne de olur. Ama ayrı yemek isteyen olursa ekmekle sadece bunu... Zevke bağlı yani biraz hayatımda da. Hayatımda en bağlı. Sevdiğim şeylerden bir tanesi patlıcan musakkadır. Çok güzel bir yemektir. Kıymasını çok ince çekmiyoruz. Böyle bütün çekiyoruz. Tek çekim yapıyoruz. Tek çekim mi? Tek çekim kıyması? Yapıyoruz. Belli oluyor. Evet. Çok böyle güzel. Bir fırın yemeğimiz. Fevkalade beğendim. Burada. Fırında mı pişiriyorsun? Evet efendim fırında. Burada ciğer. Arnavut ciğerimiz. Dana. Dana. Ciğerimiz. Yine geldiği zaman zarını soyuyoruz. Bu şekilde doğruyoruz kuşbaşı. Yağını güzel bir şekilde ısıtıyoruz kızdırana kadar. Ciğerimizi unluyoruz. Hmm. Una buluyoruz. Güzel bir eledikten sonra. Her şeye hakim yalnız. Bravo. Güzel eledikten sonra. Şu an yaşıyorum mesela. Unu eleyeceğim. Yaşamadan olmaz zaten. Evet. Var ya. Evet kutu gösterelim mi? Şöyle bir hemen. Bir ayıklıyorsunuz yanına. Kısa bir sunum. Yap bakayım. Hindi butu nasıl yapıyorsun? Böyle bir hepsini vermiyorsun herhalde. Hepsini de veriyoruz ama tabii ki böyle şey yapıyoruz. Önce... Biraz didikli musun? Evet. Öncelikle şöyle yapalım. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün pilav üstü hindi but yiyeceğiz diyoruz evet. Ve pilavımıza geliyoruz. Ha, o ölçü mü o aynı zamanda? Tabii ki biz bunu... Niye söylemiyorsun? Ben onu çan zannediyorum. Süpermiş. Evet. Şöyle yaptık. Sunumumuzu bu şekilde yapıyoruz. Vay vay. Bugün ne yiyeceğiz dedik ve buraya geliyoruz. Ben tutuyorum. Şöyle hemen şöyle gördüğünüz gibi. Vay vay. Hindi butumuzu vay. Etli kısmından alıyoruz. Ve... Bir şey söyleyeceğim. Yapma bunu. Ha böyle şeyde böyle gidiyor. Buna ne baharat falan koyuyorsunuz? Herkes kendi mi koyuyor? Tercihe bağlı. Pul biber, karabiber. Bak 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 nasıl didikliyor. Of 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 of. Efendim bir de, bayağı koydun. Bir de kaşık alalım tadına bakalım. Aa böyle bu şekilde. Affedersiniz izninize sığınıyorum. Neziz. Harika. Çok güzel. O kadar güzel gözüküyor ki. Bir bayıldım. Tane bir tane de ne yapalım? Ondan evet. Yap. Pilav üstü o nasıl oluyor? Onu hemen görelim hemen. Onun içinde ne var? Heh, al bakalım. Evet hemen bir tane ondan yapalım. Bugün ne yiyeceğiz?
Bugün pilav üstü kebap yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz? Fırıthane kebabı. Ay 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 ay. Evet, hemen şöyle aldıktan sonra. Peki bunun içini ıslatmak gerekiyor mu şeyken? Hayır hayır, o zaten kuru oluyor. Evet. Bu şekilde gerekiyor. Ben tepsiyi tutayım sana. Arkasını göstermek. Gördüğünüz gibi burada böyle patatesimiz, patlıcan, kuşbaşı, Sivas kavurmamız var. Üstü beşamel sos ve üstüne kaşar, fırına verip çıkartıyoruz. Ama çok güzel. Beşamel sos koyuyorsun, şey koyuyorsun, bayağı evet, iyi üstüne bir... Üstüne kaşarımızı verip fırına verip çıkartıyoruz. Bu da çok tercih edilen bu yemeklerimizden güzelmiş, bayağı. Birisi. Bunda yani hem musakka şeysi var, patlıcanlar var, Sivas kebabı var. Kavurmamız var. Patates var. Patatesimiz var. Olaymış, bu da efsane. Peki. Burada kaz var. Turşulardan konuş. Bir dakika, turşulardan konuşalım. Vallahi şu lahanaya götürüyorum. Bunları zaten size getirdim efendim. Ha, teşekkür ederim. Bunları annem yaptı aynı zamanda. Ay güzel olmuş. Ellerinize, kollarınıza anneme sağlık. Anneme selamlar. Ellerinden öp. Bak bu şey. Probiyotik. Probiyotik evet. Karnabahar turşusu. Zaten geçen Canan Hanım anlatmıştı bunları burada. Suyunun berraklığını görüyor muyuz? Fevkalade. Bir bardak dolduralım isterseniz. Bir dakika. Şurada şey var, kepçe var ama şundan bir tane almak istiyorum. Ay, annen de turşuya mı gelsene? Olur. Valla çok turşu güzel. Yapsın. Güzel. Ne kadar güzel ev yapmış. Ev yapımı turşu yapabilirsin. Kıyır kıyır turşu olmuş. Tadına bakın isterseniz. Çok güzeldir çünkü. Yiyorum şimdi. Çok ayıp oluyor ama çok herkese. Çok güzeldir. Çünkü. Bir dakika. Fevkalade. Afiyet olsun efendim. Fevkaladenin fevkinde diyeyim bari. Sivas'ın, o kadar güzel olmuş. Sivas'ın meşhur pezik turşusu. Buna bakmak istiyorum. O nasıl bir şey? Bu da Sivas'ta çok meşhur yani... olan. Bu da çok lezzetli. Hemen şöyle bir sunum yapalım. Kök mü bu? Evet, pazının sapı. Pazının sapı. Şöyle yapalım. Tadına bakın hemen. Şöyle yok, ona da sonra bakayım. Şimdi artık. Bu ama da, çok bu da güzel. Annemin yapımı, kendi sarımsak yapımı. Sarımsak var içinde. Bunu da evde yapıyor kendisi. Evde yapıyor. Nedim Şahin, pilav ustamız. Bayıldım, bayıldım. Gelsin mi ekip? Evet, gelin şöyle. Ekibi de görün istiyorum. Çok güzel hazırlandılar. Daha biraz daha var vakti. Şu an göz göz oldu. Bakın göz suyunu, göz oldu. Suyunu çekti. Peki, peçete an... koyar mısın bir hayır, şey? Hayır, hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Şimdi... Kapatır mısın bu aşamada? Şöyle yapacağız. Suyunu çektikten sonra nohutumuzu ayrı bir şekilde haşlıyoruz. Tamam. Pilavla beraber falan pişirmiyoruz. Pilav piştikten sonra haşladığımız nohutumuzu da üzerine bırakıyoruz. Ve şahaneyim. Birkaç demek. Dakika sonra pilavımızı harmanlayacağız ve demlemeye bırakacağız. Ya çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Çok teşekkür ederim. Ay bıyıklar harika. Ya sen de geç şöyle bir Derya Baykal'la gülümse hatırası şöyle yapalım. Ya gerçekten çok iyi. Annen şimdi gurur duymuştur. Ben de olsam duyardım vallahi çok güzel. Sizler de tabii ki ekip. Hiçbir şey ekipsiz olmaz arkadaşlar. Sakın üstünüze alınmayın. Birlikte güçlüyüz. Birlikte başaracağız. Daha iyi olun inşallah. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Alkış arkadaşlarıma.